Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugünkü videomda size toddlerlarla alakalı birkaç şey göstereceğim, birkaç mod göstereceğim. Benim yayınladığım bir mod videomda bir yorum gelmişti. Toddlerlar ve çocuklarla alakalı modların olduğu bir video çeker misin diye. Benim de ancak şu zamanlarda vaktim olabildi ve ben de birkaç araştırma yaptım. Güzel şeyler bulduğumu düşünüyorum ama şu an sadece toddlerlerle alakalı bir video çekeceğim. Sonra başka bir videoda da çocuklarla ilgili modlara bakarız. Şimdi önce bu detaylı olan modları göstermek için sayfalarına geçtim. Sayfalarını açtım. Zaten videonun altında da linklerini size bırakacağım. İki tane böyle geniş detaylı modumuz var. Onun dışındakiler küçük şeyler. Böyle işte custom content yükleyerek yapılabilecek şeyler, aktiviteler. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. İlk modumuzdan başlayalım. İlk modumuzun adı My First Birthday Party. Yani toddlerlar için bir yaş doğum günü partisi gibi bir şey. Bu arada önceden söyleyeyim, bu iki modu denemedim. Bu gösterdiğim ve bir sonraki göstereceğim modu henüz denemedim. Sizinle beraber denemek istedim. Diğerlerinde de denemediklerim var ama bazıları zaten eğer benim Sims videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür, kullandığım şeylerdi. Şimdi size birazcık bu moddan bahsedeceğim. Ne demiş? Ben bunu Türkçe'ye çevirdim daha rahat anlayabilmem için. Arjantin diye bir kullanıcının, bir mod üreticisinin diyeyim artık, mod yaratıcısının ya da moduymuş. Yeni yürümeye başlayan çocuk için ilk doğum günü partisi demiş. Tatlı küçük çocuğunuz çok hızlı büyüyor. Neden onlara bir doğum günü partisi vermiyorsunuz? Doğum günü pastası pişirin ve tüm küçük çocukları eğlendirmek için bazı oyunlar hazırlayın. Şimdi bunda normal herhalde doğum günü partisiyle aynı şeyleri istiyor bizden. Sadece bir takım paketlere ihtiyacımız var bu mod için. Bir bakıcıya ve evde yürümeye başlayan çocuğa ihtiyacınız var. İsteğe bağlı olarak parti için diğer küçük çocukları, aileleri veya arkadaşları davet edebilirsiniz demiş. Herhangi bir toddler'ı davet edebilirmişiz. Onları tanımamıza gerek yokmuş. Bakıcıdan kastı da ebeveynmiş. Ayrıca yürümeye başlayan çocuğun ilk doğum günü partisi etkinliğine başlamadan önce bazı hedefleri doğrulamak için parselinizde birkaç nesne ayarlamanız ve ayrıca çocuklar ve diğer misafirler için yapılacak bir şey ayarlamanız gerekir. Az önce bahsettiğim şey buydu. Kukla tiyatrosu istiyor, jungle spor salonu kaydırıcısı istiyor, bir soğutucu istiyor ve bir müzik seti istiyor. Bunlar da tabii toddler staff pack'te var. Gördüğünüz gibi bu da. Yok, bu şey. Dediği gibi burada zaten Toddler Stuff Pack ve çocuk odası eşya paketi istiyor demiş. Buradan direkt indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için şu an tekrar indirmeyeceğim. Direkt zaten indiriyorsunuz. Zip'i mods klasörüne atıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi bu böyleymiş. Yapacağız tabii bunu. Bir de Better Babies and Toddlers modu var. Bu da daha iyi bebekler ve toddlerlarla alakalı bir mod. Bu modu zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. Ben hiç denememiştim ama bu sayede de deneme fırsatı edineceğim. Bunda da daha iyi bebek derken yani biraz daha böyle canlı olacaklar aslında. Biraz daha duygusal olacak, duygusal iletişime geçebileceğiz. Biraz daha fazla aktivite yapabileceğiz bebeklerimizle ve toddlerlarımızla. Bu mod da bundan bahsediyor. Şurada fotoğrafları var. Mesela bebeklerle alakalı konuşabiliyoruz arkadaşlarımızla. Bebek dişlerinin çıkmasıyla alakalı şikayet edebiliyoruz. Çok yorgun olduğumuzu anlatabiliyoruz. Aslında bizim günlük hayatımızda bir hamilenin ve doğum yapan bir annenin yaşadığı şeyler bunlar. Diğer fotoğrafa bakalım. Burada bir sürü modda kazanıyor. Sweet moment demiş, chatting with baby demiş, işte bebekle konuşma, tatlı anılar, temiz ve işte ferah. Altını değiştirince böyle hissedecekmiş. Onu doyurunca işte hazırım doyurmaya gibi hissedecekmiş galiba. Ninni demiş, küçük yıldız falan
demiş. Güzel şeyler bence. Bu tabii bu dili anlamıyorum. İşte bebekler hakkında konuşabiliyor demiş. Küçük meleğim benim demiş. Sonra ha işe girecek yani işe devam edeceği için acaba işe gitmeli miyim yoksa bebeğimle mi kalmalıyım demiş. Böyle duygular. Toddlerlarda da anne demeyi öğretebiliyoruz, yeni kelimeler öğretebiliyoruz, onlarla daha fazla etkileşime, iletişime girebiliyoruz. Sonra bakın arkadaşına çocuğunun anne dediğini söylüyor. Güzel şeyler var. Mesela toddlerlarla ilgili yeni fikirler edinebiliyoruz, yemek fikirleri edinebiliyoruz. Ebeveynlikle ilgili dergi okuyabiliyoruz. Yeni sebzeli tarifler bebeğimiz için, toddlerimiz için yeni sebzeli tarifler öğrenebiliyoruz bilgisayardan. Fotoğraflar bu şekilde. Altta değişik bir şeyler var mı? Bir bakayım. Merhaba, işte daha iyi bebekler ve küçük çocuklar için modumun ilk sürümü. Oyundaki ebeveynler ve çocuklarla ilgili özellikleri gerçekten zayıf buluyorum ve oyundaki küçük simleri geliştirmek için modlar yapmam için beni motive eden şey buydu demiş. İşte umarım bu modla daha fazla eğlenirsiniz demiş. Burada zaten aynı. Bebek doğduktan sonra menü siminiz için tamamen işlevsel olacaktır. Sim, bebekleri hakkında başka bir simle konuşurken farklı ruh halleri elde edebilecek ve bazı etkileşimlerin çeşitli ruh halleri olabilir demiş. Örneğin işe geri dönmekten veya emzirmeyi teşvik etmekten bahsediyorsanız demiş. Özel moodlet'lar alacak demiş. İlk Noel etkileşim hakkında tartışın. Bu da yalnızca kış mevsimindeysek görünecekmiş. Bu Lumpino'nun Moodpack'inden yeni bir ruh halidir demiş. Evet, onu da indirmemiz gerekecek bu arada. Lumpino'nun mood paketini, modunu indirmemiz gerekecekmiş. Ne demiş? Bazen işte bebek blues ruh hali ortaya çıkar demiş. Bu yüzden siminizin daha iyi hissetmesine yardımcı olmak için bir telefon görüşmesi yapmanın zamanı gelecektir. Yeni ruh halleri alacak demiş. Bilgisayarda dediğim gibi ebeveynlikle ilgili dergi okuyabileceğiz. Bebekler hakkında konuş. Eğer ruh hali almıyorsa bebekler hakkında konuş de diyor. Süt hakkında tartışma veya yemek fikirleri. Yemek fikirleri isteyebiliyormuşuz çocuklarımızdan. Dediğim gibi anne diyebiliyor. Bu kadar. Şuradan indirme kısmına basacaksınız. Bunun için dediğim gibi bu modpack gerekliymiş. Burada da zaten hem bunu indirebiliyorsunuz hem de bunu indirebiliyorsunuz. Cottage Living içinde güncellendi diyor. Umarım bir sorun yaşamam. Yaşamayız yani. Ben de henüz denemedim. Modlar bu şekildeydi. Yani geniş olan modlar, detaylı olan modlar bu şekildeydi. Şimdi oyuna geçelim. Diğer modlarla beraber hepsine bir bakalım. Ben galeriden bir ev indirdim. Bir de bir aile yaptım. Örnek olsun diye. Şöyle göstereyim. Yine Nolan'ın Sims'indi galiba bu ev. Sadece çocuk odasını düzenledim üst kattaki. Bir de işte çocuk eşyaları, toddler eşyaları falan koydum. Şimdi indirdiğim mod ve custom contentlerden biri şu. En çok aslında istediğim, yani görmek istediğim, merak ettiğim şunlar. Çocuklar için ve toddler için bisiklet ve de akülü araba yapmışlar. Şuna bir bin bakalım nasıl bineceksin? Bakalım bir. Hihihi. Ya çok tatlı. Allah. Çılgınlar gibi sürüyor yalnız şu an. Dur çarpma bir yerlere. Bu kadar mıydı? Nerede? Kask her seferinde değişiyor. Kız neredesin? Ha. Ya bu ne? Çok tatlı değil mi? Ya çok tatlı. Bayıldım. Neredesin kız? Takip de edemiyorum ha. Çok hızlı sürüyor. Bayağı geziyor şu an dışarılarda. Aferin bak çocuğu ezmeden gitti. Takip edeyim şunu. Amanın. Uçtu gidiyor vallahi çocuk. Nerelere nerelere gittin kız? Of te plaja gitti. Bayağı da güzel kullanıyor ha. Ya çok tatlı değil mi? Şöyle yapayım da. Tamam hadi dön artık evine. Başına bir iş gelmeden insanları ezme. Aferin.
Tamam, biz de bu arada komşularımız gelmiş. Onlarla bir tanışalım da. Doğum günü partisine çağırırız. Gel bakalım. İçeri bir davet edelim. Kızımız da hamile. İkinci çocuğa hamile. Onu da bilerek hamile yaptım ki bebeklerle olan iletişimini de görelim diye. Bir tanışalım komşularımızla. Bu arada kızımız nerede? Ha, o da geliyor galiba eve. Hadi gel artık evladım. Çok gezdin. Bak çişin geldi. Neyse, göstereceklerimden biri buydu. Şunu nasıl kullanıyor? Bir bakayım. Onu annesi mi tutuyor, kendisi mi kullanıyor acaba? Aa, yağmur başladı. Şunu hemen bir düzeltelim de. İçeride bayağı komşularımızla kaynaştık. Kız çişin geldi. Hadi, enerjin de bitiyor. Neredesin? Burada mı bırakıyorsun bunu? Yani keşke eve kadar getirseydin onu. Şimdi biz nasıl taşıyacağız? Buna bir bin. Bu da aynı mantık muhtemelen. Gel bakayım. Buna niye binemiyor? Aa, buna neden binemiyor? Şuna biner misin canım? Buna biz bir şey yapabiliyor muyuz? Yok, yapamıyoruz. Peki gel şundan kay. Aa, nasıl yani? Bu fonksiyonel diye biliyorum ben bunu. Ha, binemiyorum diyor. Pardon canım. Niye binemiyorsa? Tam şöyle yapayım. Şimdi binebilir misin? Biniyor galiba. Ha, gidiyor yine. Tamam. Hadi git. Niye gidemiyor? Bununla çok gezmedi ya. Arabayla güzel gezdi de bisikletle gezmedi. Neyse, dediğim gibi ben de bunları sizinle deniyorum. Bir de şuna bakalım. Ha, bunlar neden olmuyor acaba? Çocuk mu olması gerek? Bunları çocukken bir daha deneyeceğim. Şunu biliyorsunuzdur zaten. Toddler salıncağı. Bunu ben çok kullanıyorum serilerimde. Hem hayal gücünü de etkiliyor. Hayal gücünü de geliştiriyor. Heh. Ben bunları indirirken bunların fonksiyonel olduğunu okuyarak indirmiştim. Bir bakacağım sonra tekrar bunlara. Sonra birazcık sallan evladım. Sonra gel burada bir food truck'la, yani yemek kamyonuyla, yiyecek kamyonuyla oyna. Bunu da biliyorsunuzdur. Ben çok kullanırdım bunu. Baksanıza çok tatlı. Bu arada diğerlerinin de ihtiyaçlarını unutmayalım. Acıkmış mesela. Yapıyor musun yemek? Minik şef. Bu da çok tatlı bence. Yaptın mı yemek? Ne yaptın? Yiyebileceğiz mi biz? Tamam. Bununla da oynadığımıza göre başka neyimiz vardı? Bahçede başka bir şeyimiz yok. Hamilelikle ilgili farklı şu modlatlara bakayım. Special connection demiş. Tamam, bu çocukla alakalı bir şey değil. Little baby kick. Oo, hemen de bebek tekmelemiş. Ha, bebişimiz geldi. Şimdi içeride de şöyle şeyler göstereceğim size. Bakın. Şurada bir oyun alanı var. Çocuklarımız hiçbir yere kaçmasın diye. Kucağımıza alalım. Ev çok sıkış tıkış ya. Çok küçük ev. Ah, onu buraya bir bırakabilir misin? Bu arada halısını ben koydum. Halı yoktu. Ha, tamam. Buraya bıraktığı zaman burada gel bakalım sen. Bir çizim yap. Ha, baksanıza. Böylelikle bu alanın dışından çıkmamış oluyor. Yine biz alıp indiriyoruz galiba. Çişi gelmiş bu arada. Bu da güzel bir şey bence. Çocuk buradan çıkamayacak çünkü. Hey hey hey, ne yapıyorsun? El alemi kadınıyla flörtleşiyor. Tövbe estağfurullah. Çocuklar bunlar da resim yapıyorlar. Şu çişini birazcık arttıralım. Şunu da arttıralım. Ay, çok güzel çizdin canım. şununla da oyna. Bayağı gelişimlerine etki ediyor bu oyunlar onların. Baksanıza. Çok eğleniyor şu an. Aferin sana. Yanlış taktın ama.
Tamam. Şimdi tekrar çocuğumuz buradan bakayım bir çıkamayacak. Bak çıkamıyor. Tamam, biz yine alalım onu. Sonra da yatağına koyalım. Tamam, odası da şuradaydı. Lütfen odasına götürür müsün Mary'yi? Ha, burada da diğer oyuncakları var. Bunları da göstereyim size. Hadi bir uyuyun bakalım. Sen de uyu. Günaydın. Nasıl yani? Neden öldüğünü anlamadığım bir şekilde kadının kocası öldü. Ne oldu? Hiçbir fikrim yok o arada. Niye böyle oldu? Bir anda yok oldu adam ama ölmeyle alakalı bir not da gelmedi ve şu an adam bir anda öldü. Ne oldu bilmiyorum ve mezarı da yok şu an. Yani şey de yok. Külleri mülleri de hiçbir şey yok adamın. Bir anda yok oldu. Neyse ne yapalım? Konuşamayacağız ama şunları bir silelim. Şöyle yapalım. Bakalım hamilelikle alakalı. 4 saat sonra ikinci trimester olacakmış. Bunu bir üçüncü trimestre geçireyim ben. Tamam, mesela şimdi tanıklarımızdan birilerini çağır. Bak Ellen. Allah Allah. Çok saçma. Mesela Lucia'yı bir çağıralım. Yüklediğim modlardan dolayı mı adam birden kendi kendine ölüverdi anlamadım. Şunu da görmüşsünüzdür eğer benim serilerimi izliyorsanız, Sims serilerimi. Şöyle arabalarla oynayabiliyor. Toddler'lar. Kim arıyor beni? Alan, bak. Hayaleti de evin içinde geziyor. Baksanıza, çok tatlı oynuyor. Heh, kadın buradaymış. Şimdi sen gel bir. Bakalım nelerle alakalı konuşabiliyormuşuz. Şununla ilgili konuşalım. Ebeveynlik dergisiyle alakalı konuşalım. Bakalım ne oluyor? Growing so fast. Aa, toddler. Mesela toddler bebeği çocuğu 3. seviyeye geldiği için çok hızlı büyüdüğünü söylüyor. Düşünüyor. Çok hızlı büyüyorlar falan diyor. Başka neyle alakalı konuşabiliyoruz? Better babies. Ha. Mesela şu an işe dönmekle alakalı konuşalım. Sonra yorgun hissediyoruz diyelim. Bakalım ne geldi? Parents Magazine. Şu an evet bak ebeveynlik dergisiyle alakalı geldi ve hamileliğim sona eriyor. İşte işe dönmeli miyim falan diye konuşuyordur. Sen bir gitme. Sen bir gitme gel buraya gel. Tuvaletlerle oynamam. Bir de şuradan bu neyse bunu yap. New Parent Self Care Tips demiş. Yeni işte ebeveynlik bakım ipuçları paylaş demiş. Paylaşalım bakalım ne getirecek bize Moodlet olarak. Aa, ben skillimiz açıldı. Bu arada bebeğimizi de unutmayalım. Bebeğimiz de burada bakın bir şeyler yapıyor. Sanırım yaratıcılığı artıyordur. Evet, hayal gücü. Hayal gücü artıyormuş. Ne yaptın şimdi? Aa, çok güzel yaptı. Bir de gel şunu çal. Bize bir modlat geldi mi? Gelmemiş. Devam edelim. Bebekler hakkında konuşalım. Sonra artık birazcık bebeğimizle ilgilenelim. Toddlerlarla alakalı aktiviteler zaten bu kadardı anlatacağım. Biz inelim aşağı. Bebeklere geçeriz biraz. Oh, parfümünü sıktı. Sonra da toddlerimizle birazcık ilgileniriz. Ona anne demeyi falan öğretiriz. Bu ne? Aa, Little Angel diyor. Aa, biz bu arada şey yapalım. Bir dakika. Eve alışamadım hala. Ben bir yerlere bilgisayar koymuştum. Şuradan mesela bebeğinlik dergisi okuyalım. Nerede acaba o? Heh, şurada. Bebeğinlik dergisi okuduktan sonra da bir şey daha öğrenebiliyorduk. Toddler yemekleri öğrenebiliyorduk ya. Evet. Tamam. Sebze
tarifleri öğrenelim yeni. Mary bu arada 3 yaptı. Maşallah. Evet, sen artık aşağı in Mary. Dans ediyor galiba. Annenin yanına in. Aa, annesiyle arkadaş olmak istiyormuş. Fun sound demiş. Eğlenmiş. Az önce ksilofon çaldığı için eğlenmiş ve tek başına bir şeyler yapabildiği için de çok mutlu olmuş. Biz de bu arada magazin okuyoruz, dergi okuyoruz ebeveynlikle alakalı. Şimdi yeni tarifleri öğrendik mi? Yapabilecek miyiz çocuğumuza? So helpful. Şu an ebeveynlik dergisi okuduğu için çok mutlu hissediyor kendini. Ve şu an lezzetli sebzeli tarifler öğrenmiş. Şimdi çocuğumuz anne demeyi öğreteceğiz bu daracık yerde. Anne diyebilir misin? İyi, adam bırakmıyor peşimiz adamı. Hayaleti bırakmıyor. Ay çok tatlı. Öğrendin mi anne demeyi? İletişim becerisi 2 oldu Mary'nin. Bakayım mommy. Şu an çok gururlu hissediyor kendisini. Anne demeyi öğrettiği için. Onun tatlı sesini duymak onu çok mutlu etmiş. Ya sürekli moodlet alıyor gördüğünüz gibi. Ellen bir bırak artık ya. Tamam, öğrendin mi şimdi? Anne diyebilir misin acaba? Bakayım. Yeni bir kelime daha öğretelim. Tamam. Onda yapılacak pek bir şey yokmuş. Biz anne demeyi öğretiyoruz ona. Ve yeni kelimeler öğretebiliyoruz. Bu arada da kendimizi bayağı güveniyoruz kendimize şu an. Özgüvenimiz tavan yaptı ona çünkü yeni bir kelime öğrettik ve şu an gurur duyuyoruz onunla. Kendini korumacı hissediyormuş, korumada hissediyormuş, çok çabuk büyüdüğünü düşünüyormuş. Bunlar güzel şeyler bence. Ben sevdim bu modu. Sadece bebeklerle alakalı konuşabiliyormuşuz. Onu anladım. Yine bir eksiğim varsa yorumlarda bana belirtirseniz sevinirim. O zaman şimdi bir doğum günü partisini de görelim. Ondan sonra bitirelim. Bunlara bir bakacağım ya. Günaydın. Bugün şimdi bir doğum günü partisi düzenleyelim. Gel bir çocuğun karnı acıkmıştır. Tamam, holiday party. Ben de seni doğum günü partime çağıracağım çocuğumun. Tamam, uyuyor galiba. Heh, my first birthday party. Tamam. Ebeveyn olması lazım demiştim. Bir toddler olması lazım. Toddler'ın 3 tane toddler arkadaşı gelecek. Bir de bakın tanımasına gerek yok. Gördünüz mü? Şunları çağıralım. Tanımıyoruz ama. Bir de yeni komşularımızı çağıralım. Çok da kalabalık olmayalım bence. Biz de hiçbirini tanımıyoruz ama şuradan tanıdıklarımızdan Lucia'yı çağıralım. Ve burada olsun. Saat 11'de olsun ki pasta yapabilelim. Şimdi hazırlık yapmam lazım. Neler gerekiyordu my first birthday için? Neler gerekiyordu? Şu kukla dolabı gerekiyordu. Bu arada şu oyun matı vardı ya. Onun şöyle bir modeli de var. Renklerini de göstereyim size. Neyse en son gösteririm. Şu kuklacı gardırobunu almam lazım. Şunu da bu arada göstereyim size basketbol oynadıklarını. Tamam, şuraya da otursun işte çocuklar. 4 çocuk vardı galiba. Bir soğutucuya ihtiyacımız var. Şu pastayı hemen şuraya alayım. Bebişko yemeden. Başlıyor. Şimdi bir içecek. İçecek içemeyeceğiz ama. Mesela şuna bir bakayım. Bu değil ya. Bu değildi. Başka bir şeydi. Tamam, buydu. Yanlış şeyi aldık. Bunu da rengini bir değiştirelim. Şöyle olsun. Tamam. Ben mesela şu an yine aynı şeyi mi yapabiliyorum? Better Babies. Evet. Bebek dişleriyle ilgili şikayet edebiliyorum. Tamam, bunu zaten göstermişim. Hamileliğin 3. evresinde falan da yapabiliyoruz bunları. Ben sana senin hijyenini doldurmuştum. Bir herkes şuraya gelebilir mi? Diğer konuklar gelmedi mi? Çocuk radyosu olsun. Beraber dans edelim. Bebek ağlaya ağlaya uyudu. Ay çocuk çok kötü. Diğer konuklarımız neden gelmedi? Bak. Sadece tanıdıklarımız geldi. Ha, geldiler. Hoş geldin. Teşekkür ederim geldiğin için diyeceğiz galiba. Biz de bu arada basketbol oynayalım bari.
Çok tatlı ya. 4 oldu hareket becerisi. Sonra bebeğimizi bir büyütelim. Ben sanırım şuna çocuk olduğu zaman bir şeyler yapabilecek diye düşündüm. Bir yardım et bakalım Mary'ye. Bakalım. Büyüdü. Tamam, şöyle olsun. Aferin sana. Ne bir şey yapamıyoruz. Allah Allah. Heh, tamam, şimdi çıktı. Ne yapalım? Hadi bunu yapalım. Annesiyle beraber. Heh, hadi yapın bakalım. Hadi. Bebek ağlıyor yine. Bakayım. Ay çok tatlı. Annesi ne yaptı ama annesi gitti. Bebeğin yanına gitti herhalde. Neyse bu şekilde de doğum günü partisi düzenleyebiliyormuşuz. Onu anladık. Şimdi şu şeyleri göstereyim size. Aa, bir de şuna bakacaktım bir dakika. Gel bakayım. Ha bu çocuklar içinmiş ya. Toddlerler için değilmiş. Çocuklar için kaydırakmış bu. Tamam bunu bırak. Bu. Ama bu toddlerler için. Ha, evet bu çocuklar içinmiş. Bunu da görmüş olduk. Şöyle renkleri varmış bunun. Sonra şu araba neredeydi? Arabayı te nereye park etti ya? Çocuk yolun ortasına park etti. Şu şöyle. Renkleri şöyleydi. Şöyle bir model vardı. Bu çocuklar içinmiş bu arada. Şöyle bir araba vardı. Bakayım bir. Yani. Sonra işte bu vardı bir. Bisiklet vardı. Şöyle bir araba vardı. Bizim gezdiğimiz. Şöyle bir sürü rengi, deseni var. Bunun da ne böyle renkleri var. Bu toddler bicycle yine şeyi toddlerlar için. Şöyle değişik değişik desenleri varmış. Bir de bu var ama bunu çözemedim. Bunlar da çocuk bisikletleri. Tamam başka da bir şey yoktu. Şunların desenlerini göstereyim size. Şu food truck vardı ya. Ha şunu bu yine çocuklar içinmiş. Ben toddlerlar için sanmıştım. Şuna da bir bakalım. Neredeydi food truck? Ya çok güzel renkleri varmış. Desenli de var. Bir de şu şeyleri oyun alanlarını göstereyim. Bu da şöyle göstereyim. Bu da böyle. İçeridekini de göstereyim. Bu da halı değil ya. Şu. Böyle. Bu tabii ahşap olduğu için renkler yine ahşaptan gidiyor. Toddlerlarla alakalı modlarım bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve sizin için faydalı olmuştur. Linkleri aşağıya ekleyeceğim. Sadece o dinozorlu kaydırakta bir sıkıntı yaşadık ama onun dışında diğer şeyleri beğendim ben. Bir de doğum gününden çok anlamadım. Herhalde doğum gününü kullanmayacağım ama modları kullanırım diye düşünüyorum. Bu arada bana içerik önerisi yapabilirsiniz yorumlarda. Eğer yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.